YRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. Yukarıbayır Mahallesi'nde torunlarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren 62 yaşındaki dede ile torunlarının hikayesini ekranlara getirelim. Mehmet Hüseyin, Veysel ve Halil İbrahim Yalçın kardeşler bir yıl içinde önce annelerini, sonra da babalarını kaybetti. Özel eğitim merkezinde eğitim gören 3 çocuğun dedelerinden başka sığınacağı kimse yok. Zaten bunlar da olmasa bittim yani. Evet. Bunlar zapt ediyor beni. Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Yalçın 3 torunu ve bir oğluyla derme çatma bir evde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu anneleri en önce öldü. Ondan sonra da oğlum 9 ay sonra öldü. Evet. Bunlara bakmak mecburiyetinde ettim işte. Mecbur kaldım. Bu 3 çocuğa. Zaten onun da annesi, benim hanım da mefat etti. Evet. İşte bu 5 kişi bir arada. Toplam 5 kişiye bakıyor. Evet, evet. Hem öksüz hem yetim olan torlarına kucak açan Mehmet dede, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsa da yaşlı bedeni buna izin vermiyor. Torunlarına hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalan Mehmet Yalçın, hayırseverlerin ve devletin yardımlarıyla çocukların geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir yetim gülerse dünya güler sözünü hatırlatan dede Mehmet Yalçın, hayırseverlerden destek bekliyor. Geçimimiz işte dernekten şuradan buradan getirdiler. Yani getirmediler desek yalan söylemeyek. Getirdiler, yardım ettiler, burayı boyattılar. Ondan sonra şu yukarı çatı var, çatıyı yaptılar atalarını rahmet. İşte ne olacak? Şimdi çocukların annesi babası yok. Annesi babası işte ben olmuş oluyorum. Evet. Annesi mefat etti, babası da mefat etti. Bunların hepsi mefat. Ama annelik yapıyorsun, sen evet, babalık yapıyorsun. Evet, yok işte öteki bunların bunun kulağı ağrıyordu. Onu da doktora götürdük. Evet. Ondan sonra ilaç yazdılar. Ondan sonra işte bir de işte zorluk çekiyoruz işte ne olacak? Ben 4 tane çocuğa bakıyorum. O da yani zorluğuyla geçiriyoruz. İşte bu 4 tane çocuğa mecburuk bakmaya analar yok, babalar yok. Zaten bu benim oğlanın da annesi mefat etti. Eylesine. Ondan sonra oğlan gelin de öldü. Neden öldüler peki? Vallahi hastalıkları bir günlük saniye sürmedi ki. Saniye sürmedi. Burada kendi pateti soyuyordu. Ben de çamaşır... Anneleri mi? Yok, babaları. Çamaşır ettim, yıkadım. Genledim ne oğlum şunları al yukarıya çıkarttım. Oğlan oldu teşte aldı yukarıya çıkarttı. Ben dedi yememizdir çorba dedi. Ben de patatesiz kızartacağım dedi. Onu yiyeceğim ben dedi. Sen adı vermedim dedim. Ben dedim öteye çamaşırları attım dedim makineye. Gittim generi geldim yine ölmüş. Kalp krizi değil mi geçirdin? Evet. Annesi? Annesi de ayaklarım gövünüyor dedi, ayaklarım yanıyor dedi. O da ondan öyle oldu, mefat etti. Bir de onun şeyin aklına gitmem oğlum, tamam mı? KOBİ'ler işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan donanımı sunmak, kararlılıklarını ve yenilikçi iş süreçleriyle verimliliklerini artırabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Dijital Ticaret Zirvesi Gaziantep'te yapıldı. Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun ev sahipliğinde Türkonfet ve SAP Türkiye İşbirliği ile düzenlenen Dijital Ticaret Zirvesi'nin ikinci durağı Gaziantep oldu. Zirvede KOBİ'lerle e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderleri buluştu. Anadolu'dan yükseliyor temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Günsifet Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Güneydoğu Anadolu bölgesinin 189 ülkeye 8 milyar dolara yaklaşan bir ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı. Kentimizin ve bölgemizin ihracatını artırmak için dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanabiliriz. Rakamlar bu geleceği gösteriyor. Teknolojinin katkısıyla e-ticaret sektörü geleneksel iş yapma yöntemlerinden çok daha etkili ve hızlı sonuçlar alınmasını sağlıyor.
25 trilyon dolarlık dünya perakende sektörü içinde e-ticaretin payı %10'u geçmiş durumda. 2,5 trilyon dolarlık bir e-ticaret içinde ülkemizin 2018 yılında hacmi %37 büyüyerek 42.2 milyar TL'ye çıkıyor. Dijital ticaret zirvesinin ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. TürkConfet ve SAP Türkiye başta olmak üzere MİBİS, Gitti Gidiyor, İZİKO'ya, projeye gönül veren, katkı ve destek sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Öztürk Bey'in ardından sözü SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Can'dan aldı. Bugün SAP olarak gurur duyuyorum. Bu ayın 13'ünde tekrar geliyor olacağım inşallah buraya. Geldiğim zaman da üniversite mezunu olamamış gençlerimize iş fırsatı yaratmak için özel bir kamp kuruyoruz. 25 tane gencimizi SAP uzmanlığıyla tanıştırıp SAP kullanan kullanmayan sadece uzmanlık olarak SAP değil başka teknolojileri de öğretiyoruz eğitimin içinde. Karşınıza bu arkadaşları hazır istihdama hazır kaynak olarak sunuyor olacağız. Hiçbir bedele karşılık gelmeden işlere yerleştirme şansına sahip olacağız. Bunun gibi bizim yaptığımız bu yapı gibi kendi içinizdeki çalışanlarının gelişimi son derece önemli bir unsur. Çünkü en önemli kilometre taşı buradaki çalışanlarımızdaki bilgi birikimini arttır girdiğimiz bir yapı. Dolayısıyla SAP teknolojileri bir teknoloji olmanın dışında kendi külliyatı olan bir bilgi birikimi. TürkConfet Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yerel seçimlerde ders çıkarılmasının gerektiğini söyledi. Yerel seçimler üzerinden bir ay geçti. Bu sürede ekonomik, siyasal ve toplumsal açıdan yaşadıklarımızdan önemli dersler çıkartmalıyız. Toplumsal kutuplaşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Siyasetin uzlaşmacı bir dil ve söylem benimsemesi toplumsal barış, huzur, refaha çok önemli katkı sağlayacaktır. Özellikle son dönemlerde kadına şiddet ve ayrımcılık ile çocuk istismarına yönelik akıl dışı söylemler karşısında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük savaş cehaletle yapılan savaştır sözlerini aklımızdan çıkartmamalıyız. Siyasetin bir an önce normalleşmesi hem ekonomiyi hem de toplumsal hayatı rahatlatacaktır. Zaman paha biçilemeyen bir hazinedir ve geri almamız da mümkün değil. Şehit Kamil Belediye Meclisi Mayıs ayı 1. Birleşim Toplantısında Şehit Kamil Kültür Merkezi gündeme geldi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Kamil Kültür Merkezi'nde yer alan küçük salonlarda nikah kıyılmayacağını, nikah işlemlerinin Merve şehirde yapılan nikah salonunda yapılacağını duyurdu. Şehit Kamil Belediye Meclisi Mayıs ayı 1. Birleşim Toplantısı Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında gündemde yer alan 10 madde ve gündem dışından gündeme alınan 2 madde olmak üzere toplam 12 madde görüşüldü. Şehit Kamil Kültür Merkezi'nde nikah kıyım işlemlerinin büyük salon dışında yapılmayacağını açıklayan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygulama imar planı hakkında bu maddenin de imar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eğitim tesis alanı uygulama imar planı değişikliği hakkında imar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi Beylerbey Mahallesi'nde 38C-14D-4B, Gaziler Mahallesi'nde 38C-14A-2A, Göktürk Mahallesi'nde 38C-13B-1C haftalarında elektrik trafosu alanı uygulama imar planı değişikliği hakkında bu maddenin imar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Halı sektöründe yaklaşık 40 yıllık tecrübeye sahip olan Mutaş Halı Domates Halı Fuarı'nda yeni tasarımlarını göreceğe çıkarttı. Tasarıma büyük önem veren firmaların başında gelen Mutaş Halı'nın Gaziantep Domatek Halı Fuarı'ndaki standında sergilenen halılar sektör mensuplarının büyük beğenisini topladı. Mutaş Halı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ulutaş, halı sektöründe yaklaşık 40 yıllık bir üretim kültürüne sahip olduklarını belirterek üretimin büyük kısmını 80'e kadar ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern tesislerde üretilen halıların yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir marka haline geldiğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ulutaş, son yıllarda iç piyasaya da ağırlık verdiklerini ifade etti.
Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fazlıoğlu, Her Bahar Bir Orman, Bir Dünya Yeşil Projesi kapsamında Arıl Mahallesi'ne yapılacak olan fidan dikimine herkesi davet etti. Şehit Kamil'de Her Bahar Bir Orman, Bir Dünya Yeşil Projesi kapsamında yılda iki defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi eklenecek. 18. etap Bir Dünya Yeşil Ormanı Arıl Mahallesi'nde hayat bulacak. Toplam 168 bin metrekare alan üzerine 10.500 fidanın dikimi Arıl Mahallesi'nde 3 Nisan Cuma günü saat 10'da düzenlenecek törenle yapılacak. Fidan dikim törenine yoğun katılımın olması bekleniyor. Toplamda 1.756.722 metrekare alanda 164.763 adet fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fidan dikimini görevi boyunca sürdüreceğini söyledi. 18. etap Şehit Kamil Ormanı içinde tüm hazırlıklar tamamlanırken Başkan Fadıloğlu Arıl Mahallesi'ne yapılacak olan fidan dikimine herkesi davet etti. Sevgili izleyenler, domates halı ve zemin kaplamaları fuarının yankıları devam ediyor. Fuara katılan Emirhan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Eruslu fuarın başarılı geçtiğini söyledi. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen domates halı ve zemin kaplamaları fuarına katılan Emirhan Halı'nın standı yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Emirhan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Eruslu, 2003 yılından bu yana makine halısı üretimi yaptıklarını belirterek ürün çeşidi ve kaliteyi sürekli artırmaya devam ettiklerini açıkladı. Son teknoloji ürünü halıları hem iç pazara hem de dünyanın farklı ülkelerinde satışa sunduklarını kaydeden Eruslu, firmanın önceliklerini kaliteli ürün, iyi hizmet ve müşteri memnuniyeti olarak sıraladı. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.